Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Erengül. Bugün sizlerle oğlumuz Bilge'nin odasını, oda turunu yapacağız. Bu videoyu çekmek için aslında uzun zamandır bekliyoruz. Çünkü doğum yapalı 1,5 ay oldu gibi. Yani 35 gün oldu. Ne? O da kafa sallıyor da. 35 gün oldu. Haliyle 35 günde tabii biz Bilge'ye alışalım, eve alışalım falan derken bu video biraz gecikti yani açıkçası. Şimdi Bilge içeride uyuyor. Eşim de kamerayı tutuyor. Ben de size oda turu yaptıracağım. O yüzden şimdi bu taraftan başlayacağız. Duvar kağıdını böyle bir orman deseni seçtik. Biz bunu Amazon'dan sipariş verdik. Ama bu bizim ikinci verdiğimiz sipariş aslında. İlkini de pek beceremedik. Korona döneminde tabii eve de usta da çağıramadık. Tam koronanın en patladığı dönemlerdi zaten bizim bu alışveriş, oda hazırlama falan sürecimiz. Bu arada çok hızlı konuşuyorum çünkü Bilge uyanmadan oda turunu bir an önce tamamlamak istiyorum. Duvar kağıdını dediğim gibi ilk verdiğimiz siparişte beceremedik. Pek hoş olmadı. Sonucu pek iyi değildi. Ondan sonra onu söküp tekrar ikinciye sipariş verdik. Bu duvar kağıdını çok istiyordum ben. Böyle orman desenli olsun. Çünkü böyle doğayla iç içe büyüsün istiyoruz biz çocuğumuz. O yüzden de böyle odasında böyle bir dokunuş olsun istedik. Böyle bir o duvar kağıdı seçtik. Benim çok hoşuma gitti açıkçası. Odaya da çok güzel bir derinlik verdi. İlkinde kendinden yapışkanlıydı. Evet. İkinci aldığımızda yapışkanını kendimiz yaptık. Doğru. O yüzden daha güzel oldu. Aynen doğru. Yatağına gelecek olursak yatağı Stokke markasından aldık. Fakat normal Stokke'ler çok pahalı olduğu için biz bunu ikinci elden çok temiz bir ürün bulduğumuz için ikinciye tercih ettik. İç korumalıklarına gelirsek o tabii birçok markadan var ama biz anneannesi aslında hazırlamıştı bu iç tekstil ürünlerini. Fakat koronadan dolayı Türkiye'den gelemediği için o ürünler biz böyle şimdilik IKEA'dan aldığımız korumalıkları taktık. Bunlar da böyle. Bu oyuncağını çok sevdiğimiz bir arkadaşımız hediye getirmişti. Diğer oyuncağı da Little Dutch markasından. Bu da bu odaya aslında yani Bilge'ye aldığımız ilk oyuncaklardan biriydi. Bu yastığı sanırım Zara Home'dan aldık. Kirpi oyuncağı da yine Zara'dan. Böyle bu tarafa gelecek olursak burada duvarda da benim kendim yaptığım makrome duvar süsü var. Onun hemen altında da odanın dekorasyonuna çok uyacağını düşündüğüm için böyle tekli yine Zara Home'dan aldığımız bir berjer koltuk var. Böyle rahat, çok tatlı bir koltuk. Bu tarafa geçecek olursak buraya da böyle bir köşe yapmak istedik. Hem fotoğraflarını koyabileceğimiz. Burada böyle ultrason fotoğrafları var. Burası aslında komple IKEA'dan aldığımız işte böyle çerçeve raflar. Ve yine IKEA'nın Kallak serisinden kitaplık ya da dolap artık ne derseniz bilmiyorum. Bunu da böyle hem ileride yine kitaplık olarak kullanır. Alttaki sepetleri de yine IKEA'dan. Onları da şimdilik işte bakım ürünlerini, işte bir sepete mesela göstereyim şöyle oyuncaklarını. Sonra bir sepete böyle şampuan, krem, o tarz ürünlerini koyduk. Diğerlerinde de yine sanırım o tarz ürünler var. Ama tabii şu an bir aylık olduğu için çok fazla oyuncağı yok. Ama ilerleyen zamanlarda burası muhtemelen çok fazla oyuncak ve kitapla da olacak. Böyle bir alan hazırladık. Bu gece lambası da yine IKEA'dan. Böyle şurada da şöyle bir Totoro müzik kutumuz var. Bu da aslında bu odaya aldığımız ilk eşyaydı galiba. Tabi bunu Muğla'dayken almıştık böyle. Totoro çizgi filmini biliyorsanız eğer ben çok severim. Bu onun böyle müzik kutusu. Çok tatlı. Şurada da kamera var. Bilge uyanıyor sanırım orada. Sonra bu tarafta H&M'den aldığımız bu zürafamız var. Böyle. Bununla da tabi yine Bilge ilerleyen zamanlarda oynayabilecek. Bir aylık olduğu için kendisi. Burada böyle perdelerini bu arada H&M Home'dan almıştım. Perdeleri de tutmak için böyle bir şey. Pinterest'te görmüştüm bunları da. Bu oyuncakları Zara Home'dan aldım. Ve arkalarına da düğmeyle böyle bir tutamaç yaptım bunları. Bu böyle kız olanı. Şurada da erkek olan tavşan var. Şöyle. Bu da erkek olan tutamaç. Bunları kendim yaptım bu şekilde. Burası da böyle. Bu tarafta da kıyafet dolabı var. Kıyafet dolabını da yine IKEA'dan hazırladık. Bu IKEA'nın işte biliyorsunuzdur mutlaka. Hani kendi raf sisteminizi hazırladığınız Pax galiba. Pax
sistem diye geçiyor. Rafların, çekmecelerin her şeyini kendimiz ayarladık. Buraya böyle yine IKEA'dan aldığım bu düzenleyicilerle ufak eşyalarını koydum. Burada böyle bebek bezleri falan var. Burada da battaniye, işte nevresim takımı. Böylelikle dolabın içini de komple göstermiş oldum. Burası böyle. Eşyaları küçük olduğu için bunu da yine bu düzeni aslında Pinterest'te görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. Böyle iki asma yeri koyduk onun içine. Kapaklarında. Aslında normalde kapaksız oluyor bu sistem ama biz tabii çocuk odasında kapaksız olması pek hoş olmayacağı için böyle bir kapaklı yaptık bunu. Bu tarafta da bezleri için çöp kovası ve kirli çamaşır sepeti var. Kirli çamaşır sepetini yine hasır seçtik. Çünkü bu odanın dekorasyonu genelde hep bu tarz gittiği için onu da yine Zara Home'dan almıştık. Böyle her şey Zara Home'dan gidiyor. Son olarak halısına gelecek olursak halıyı markası Lorena Canals, yani çocuk odaları için genelde kullanılıyor bunlar. Yıkanabilir halılar. O yüzden yani yıkanabilir olduğu için bunu tercih ettik açıkçası. Böyle bir halı arıyordum. Bu da yine bu odanın stiline bence uyan bir halı oldu. Yine son olarak avizeye gelecek olursak da bunlar avize mi deniyordu hayatım? bu da IKEA'dan ama bu zaten bizim evde vardı. Bu da böyle makrome ipinden örme olduğu için yine duvardaki makrome ile uyumlu olsun diye bunu bu tarafa geçirdim. Aslında bizim yatak odasında takılıydı. Ama bu odaya daha uyumlu olacağını düşündüğümüz için buraya geçirdik bunu. Evet, odamız bu şekilde. Bizim çok içimize sinen bir oda oldu. Çok hızlıca anlattım. Bilge içeride uyuduğu için. Hatta bir ara gidip karnını doyurup geri geldik. Tekrar uykuya daldı. Böyle. Umarım çok hızlı anlattığım için rahatsız olmamışsınızdır. Her şeyi detaylıca anlatmaya çalıştım. Umarım sizin için de kendi çocuklarınızın odasını yaparken fikir olur bu video. Böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.